Selamlar, bugün de mükemmel, harika bir gün. Allah'ım sana şükürler olsun, bugün de senin rızanı aradık. Hayırda takvada yarışmaya çalıştık. Elimizden geldiğince her günümüzü, her anımızı değerli ve dolu dolu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Senin rızana uygun her türlü hayrı, takvalı konuyu yapmaya çalışıyoruz. Bizim için her şeyden önemlisi senin rızandır. Sen şu mükemmel kainatı yarattın. Bizlere şu mükemmel nimetleri verdin. Şu dünyaya bizlere bir mekan kıldın. Bizlere belli bir ömür, belli bir sağlık nasip ettin. Biz de bunun ölçüsünde sana karşı kulluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince her gün dolu dolu takvalı konularla Yüce Allah'ın rızasını arıyoruz. Şunu biliyoruz ki şu mükemmel kainatı yaratmıştır. Her şeyin sahibidir. Konuşabiliyorsak, görebiliyorsak, düşünebiliyorsak hepsinin sahibidir Yüce Rabbimiz. Bütün insanlar Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hayatını sürmelidir. Bakın, geçmişten günümüze, ilk insandan kıyamet gününe kadar, gelecek olan son insana kadar bütün insanların mükemmel bir hesaba çekildiğini herkes düşünmelidir. Öyle bir hesap ki her şeyin hesabı var. Her türlü niyetinin hesabı var. Bu dünyada her türlü nefsi konulara dalıp kafirlikle yarışma. Böyle zaten sayamayacağınız kadar kafir var. Çevrenize bakın, görebilirsiniz. Ben gencim, ben şu yaştayım, ben özgürüm diye bin bir türlü masalla kendini kandırıyor bu kafirler. Biz bunların hiçbirini normal göremeyiz, emin olun. Bunların normal görülecek hiçbir tarafı yok. Şu hayatta herkesin hayatı çok iyi düşünmesi lazım. Bakın, Yüce Allah bizlere şunu söylüyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar gözlerini haramdan sakınsınlar. Nefislerine uymasınlar diyor. Nefis de bir nimettir ama sen onu kontrol edebildiğin sürece Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşamalısın. Devamlı böyle nefsi konularla, zevk sefayla, lüks şatafatla hayatını sürdürürsen gaflet içinde hayatını rezil rüsva eden bir kafir olursun. Bunu herkes böyle bilsin. Şu hataları artık düşmesinler. Çevremde o kadar fazla böyle kafir görüyorum ki ondan söyleme gereği duyuyorum. Bunlara da elimizden geldiğince dost doğru olanı söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze, geleceğe şu batılda yarışan kafirler kendini rezil rüsva ediyorlar. Her türlü batılı, haramı yapıyorlar. Bu dünyanın onlara kalacağını zannediyorlar. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Bakın, şu arabalara binseniz, bir sürü eviniz, mülkünüz olsa ne yazar? Sen dost doğru yaşamadıktan sonra ne anlamdır? Hiçbir anlamı da yoktur. Hiçbir değeri, kıymeti de yoktur. İnsanlar bunları düşünmeli, bakın. Bu kadar cahilce bir hayat yaşıyorlar ki. Ben düşünüyorum, Allah'a şükür ben her gün farzları yapıp ondan ayrı Allah rızası için elimden geldiğince hayırda yarışmaya çalışıyorum. Fazlasıyla. Yalnız Yüce Rabbimin rızası için. Takva derecelerini ilerlemek için elimden geleni yapıyorum. Takdir Yüce Allah'ındır. Ben yaparım, mükemmelim, harikayım diyemem. Ama bu yolda yarışıyorum. Hayatımı bu yolda geçiriyorum. Böyle dosdoğru bir hayatı yaşıyoruz. Bakın, eğer Müslümanım diyorsan Yüce Allah'ın farzlarını yapmalısın. Çevrenize bakın, Müslümanım diyen ama kafir gibi yaşayan bir sürü var. Kendinden haberleri yok. Her türlü kafirliği, her türlü haramı, batılı yapıyorlar. Biz bu soytarıları nasıl normal görelim? Her türlü harama giriyorlar. Bile bile batılda, günahta yarışıyorlar. Bu kendini bilmezler. Haddini bilecekler. Hepsini düzelteceğiz. Kendini şeytana uydurmaktan, batılda yarışmaktan, rezil etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bunlardan olmayın. Biz kimseye sen şucusun bucusun deme derdinde değiliz. Hatalarını görsünler, yapmasınlar diye uğraşıyoruz. Haramlar, helaller bellidir. Niye ısrar ediyorsunuz yanlışta?
Hele de bile bile haramları yapmak ne büyük bir cahillik. Ya insanlar gerçekten Yüce Allah'ın verdiği şu akıl nimetini kullanmıyorlar. Kullanmış olsalar şu batıla uyarlar mı? Uymazlar ama uyuyorlar. Ve insana verilmiş bir üstün varlık özelliği, irade. Doğruyu yanlışı ayırt etme becerisi. Ama bunlar ısrar ediyor yanlışta. Şeytan bize apaçık düşmandır. Şeytandan uzak durabilmeniz için Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek işlerinize başlamanız lazım. Her zaman Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamanız lazım. Estağfirullah, küllü nefsin zayikatül mevt, sümme ileyna turcaun, sadakallahu'l-azim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Yüce Allah. Yani bütün insanların mükemmel bir hesaba çekileceğini bizlere Yüce Allah hak kelam Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İnsanlar bunları düşünmeli ve hayatın kıymetini bilerek Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamalıdır. Bu şekildeki bir hayat sana mutluluğu, huzuru, ebedi alemde saadeti getirir. Aksi takdirde bir azaba hazırlanmış olur. Bile bile kendine gazabı hazırlarsın. Böyle yaşamayın. Emin olun o hesabın mükemmel olacağını herkes düşünmelidir. Şu mükemmel kainat yaratılmış, şu kadar nimet önümüze serilmiş. O hesabın o kadar basit olacağını mı düşünüyorsunuz? Bile bile hata yapıp da ben tövbe ederim, kabul olur gibi cahilliklere de girmeyin. Yüce Allah'ın çok merhametli ve bağışlayıcı olduğunu biz de biliyoruz. Ama bizlere şu akıl nimetini de vermiştir. Hata yapmamamız lazım. Elimizden geldiğince günahın, haramın her türlüsünü ayağımızın altına alıp her zaman helalin, dostları ibadetlerin izinden gitmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek almamız lazım. Ne kadar mütevazi, ne kadar hayırda takvada yarışan bir kul olduğunu örnek almamız lazım. İşte takvalı hayat, işte dosdoğru hayat bu şekilde olur. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimizin örnekliğiyle olur. Diğer masallara takılanlar kendini kandırıyorlar. İnşallah hepsine bazı şeyleri anlatıyoruz, anlatacağız da. Önce fiiliyatımızla yaşayacağız, sonra kelamımızla söylemeye çalışacağız. Ama herkesin içinde olmalıdır. Biz ne kadar söylesek söyleyelim, insanın kendisi düşünmesi lazım. İnşallah Yüce Allah'ın hidayet verdiği, dosdoğru hayatı yaşamayı nasip ettiği kullarından oluruz. Her zaman hayırda takvada yarışarak Yüce Allah'ın rızasını ararız. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. O kadar memnunum ki her gün Allah'ın izniyle dosdoğru ibadetlerle, farzları yaparak ondan ayrı nafile namazlarla, oruçlarla, dosdoğru ibadetlerle Yüce Allah'ın rızasını aramak ne güzel bir hayattır. Pişman olunmayacak, keşke denilmeyecek bir hayat. Takdiri Yüce Allah'ındır ama her zaman bu şekilde yaşayacağız. Her zaman dosdoğru bir hayatı süreceğiz. Son nefesimize kadar Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü cümlesini söyleyene kadar hayatımızı hep böyle dosdoğru yaşayacağız. İnşallah Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olup adın mebahu cennetine ulaşanlardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.